Arkadaşlar selamlar. Bugünkü videomuzda şarkı söylerken sesimizi sıkıştırmamak için ne yapmalıyız bunu anlatacağım. Öncelikle şunu söyleyebilirim. Sesimizi sıkıştırmamıza neden olan, özellikle de tiz partilerde sesimizi sıkıştırmaya neden olan birçok faktör var. Dilerseniz bu faktörleri bir bir konuşalım. Birinci faktör, benim hep de dile getirdiğim bir şeydir, psikolojik etmenli. Çünkü genelde tiz seslerde bedende korkular meydana gelir. Zihinde korkular meydana gelir ve bu korkular bedenimizde kasılmalara neden olur. Kaslarımızda kasılmalar meydana gelir, beden kaslarımızda. Ve dolayısıyla bu kasılmalar bizim ses kaslarımıza da yansır. Çünkü onlar da bedenin bir parçası ve bir kas sistemi. Ve dolayısıyla bu kasılma durumu şarkı söylerken sesimizin sıkışmasına neden olur. Bu psikolojik etmenli bir şey. İkinci bir şey ise her zaman dile getirdiğim nefes desteğini iyi sağlayamamamız. Burada genelde yanıldığımız bilgiler var. O bilgilerde şu diyafram nefesi dediğimiz bir şey. Ben buna pek katılmıyorum. Ben buna beden nefesi demenin daha uygun olduğunu düşünüyorum. Çünkü şarkı söylerken nefes almak sadece diyaframımızı çalıştırmakla yapabileceğimiz bir şey değil. Hele ki bizim ses esnekliğimizin tiz doruklarına ulaştığımız vakitte biz bedenimize, kaburgalarımıza, bütün boş alanlarımıza nefesi almalıyız ki destek sağlayabilelim. Üçüncü bir şey, postür ve rezonatör aygıtlarının yanlış kullanımı. Postür, eğer yanlış bir postürdeysek, omurgamızda eğrilik varsa bu da bizim şarkı söylerken sesi sıkıştırmamıza neden olabilir. Diğeri de rezonatör aygıtlarının yanlış kullanımı ve genelde de bu şu boyun kısmında meydana geliyor. Yani tiz seslere doğru çıktığınızda boyunu şöyle sıkıştırıyorsunuz. Bu sıkıştırma havayı burada bırakmanızı, tıkamanıza neden oluyor. O yüzden havayı dökmek için mümkün olduğunca şu hareketi, yani şunu yapmanız, boynunuza doğru biraz kendinizi çekmeniz sizin havayı dökmenizi kolaylaştıracaktır. Diğer bir etmense yine aslında doğru şarkı söylemenin temellerini sayıyorum, farkındasınızdır. Artikülasyon. Artikülasyon niye? Çünkü eğer burada kelimeleri doğru ezmezseniz, vokalleri doğru oluşturmazsınız, konsonları doğru basmazsınız, İster istemez yine sesinizde sıkışmalar meydana gelecektir. Ve en önemlisini atlıyorduk az kalsın. Şarkı söylerken evrensel bir kuraldır. Mümkün olduğunca boynu genişletin. Bunu yapmanız için de şunu öneriyorum size, yarım esneme pozisyonu. Her videoda neredeyse söylüyorum, her konuyla ilgili olan bir durum bu. Şanın temel kurallarından biri. Yarım esneme. Eğer esnemezseniz yarım, burada yine sesinizde sıkışmalar meydana gelecektir. Bu yarım esneme de normal, uyumadan önce hani esnersiniz kalarak. Yani şurada kalarak, şurayı açarak şarkı söylemeniz. Ya böyle yapmak değil ama, yani genelde bununla yanılıyor insanlar ve böyle böyle konuşmaya başlıyorlar. Hayır. Biraz daha açarak, içinizi boşaltarak şarkı söylediğiniz zaman istediğiniz tarzda şarkı söyleyin, hiç önemli değil. Her tarzda, her icrada var olması gereken bir kural, şarkı söyleme kuralı. Böyle sorularınız olursa bekliyorum. Hepinize şimdiden iyi çalışmalar diliyorum. Dikkat edin, iyi günler, sağ olun.